Sağlıklı dönüşümün birinci etabı tamamlandı. İkinci etabı başladı. Şehir hastaneleri projeleri birinci etabın başlangıç projeleriydi. Birinci etapta projelendirildi, ihaleleri yapıldı ve artık hayata geçmeye başladı. Şehrimizde hastanemiz kabul aşamasına geldi. Yani bütün inşaat, teknik donanım, içerisinde mevcut olan her türlü yapılarla beraber bize artık teslim edilecek. Bu süreç geçtiğimiz haftalarda başladı. Sadece biliyorsunuz inşaatın bitmesi yetmiyor. Bir sağlık hizmetinin sunumu için eksiksiz sistemler ve eksiksiz kabul yapmak gerekli. Ve bu kontroller hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve çok kısa birkaç gün içerisinde, günler içerisinde tamamlanıp hizmete hazır olduğunu tespit ettiğimiz anda da hasta kabulü başlayıp hizmet vereceğiz. Kamu özel işbirliğinde sağlık hizmeti tamamen kamunun garantisinde. Yani vatandaşlarımızın hepsi aynı şekilde, aynı şartlarda daha önceki hastanelerimizde, kamu hastanelerimizde hangi hizmeti ne şartta alıyorsa hastanemizde de yani şehir hastanemiz açıldığında da aynı şekilde alacaklar. Bu özel bir sağlık hizmeti değildir. Bu kamunun sağlık hizmetidir. Bu hizmetin patronu kamudur. Özellikle hastanemize ulaşım yolları ile ilgili olarak ek yollar yapıldı, tamamlandı. Bazı yollar genişletildi. Belediyemiz toplu taşıma hizmetine başladı. Bununla ilgili vatandaşlarımızın ilimizin hiçbir yerinden herhangi bir zorluk çekmemesi için gerek valiliğimiz, gerek Büyükşehir Belediye'miz tarafından tüm tedbirler alındı. Mersin'de tüm sağlık hizmetini eksiksiz olarak alabilecek Mersin'de. Mersin Şehir Hastanesi, Bilkent'te planlanan şehir hastanesinden sonra Adana ile beraber en yüksek yatak kapasitesine sahip. 10. katındaki tüm yatan hasta katlarımızda birer adet muayene odamız var. Buradaki yatan hastalarımızın küçük müdahalelerde bulunacağı takdirde burada müdahalesi gerçekleşiyor. Burası çok Genel onkoloji ve psikiyatri hastanemizin süit odasındayız. 10. katta bulunmakta bir adet yatan hasta katımız, Sefer Küçük olduğumuz, çalışma masamız, televizyonumuz, tuvalet ve banyomuz burada. Girişlerde ve çıkışlarda hemşirelerimiz ellerini yıkayıp şeyden çekebiliriz. Şu an kafeterya kısmını çıkalım. Oradan hastaneyi komple çekebiliriz. Hayır, bir şey çıkıyor mu? Tamam abi, bekleyin abi, dönüyorsan. Tamam. Hadi görüşürüz, dokutayım ben. Bir adet yatağımız, çalışma masamız, televizyonumuz ve refakatçi için koltuğumuz ve koltuklarımız açılır kapalı şekilde yatak olabiliyor. Burada toplamda 6 tane. Her hastamız için bir tane yatak mevcut. Yataklarımız yine aynı standart şekilde. Refakatçisi için burada bir koltuk. Koltuklar altısını açılabiliyor, kullanılabiliyor. Televizyonlarımız kesinlikle sesler birbirine karışmıyor. Bluetooth özellikli refakatçide ve hastaya Bluetooth özellikli kulaklıklar verilecek. Onlarla frekanslar karışmadan iki tarafta televizyonlarını izleyebilecek. Çalışma masalarının altında mini buzdolaplarımız mevcut. Dedele çekti, dedele çekti. Tamam mı? Zaten şu tarafa...
Ben görmemeliyiz. Şikayet işlemini buradan randevu alabiliyor. Şikayet ve önerilerini buradan yapabiliyor. Hastane içerisinde hangi bölüme nasıl gideceğini buradaki haritadan görebiliyor. Evet. Ayağına meşhur oluyor. Nerede?